Gençler merhaba. Fizik öğretmeni Şeyma Eget ben. Ee, uzaktan eğitime devam ediyoruz. Ee, bir önceki videomuzda elektriksel kuvveti görmüştük. Elektriksel kuvvet nedir? Elektriksel kuvvet nasıl hesaplanır? Şimdiki videomuzda da elektrik alanı göreceğiz. Elektrik alan ne? Nasıl hesaplanır? Ee, ne işime yarayacak? Bunu göreceğiz. İlk önce elektrik alanın bir tanımıyla başlayalım. Aslında elektrik alan bir önceki videoyu izlediyseniz Konu takibini yapıyorsanız elektrik alan sizin şu anda e, yabancı olduğunuz bir terim değil. Elektrik alan dediğim şey aslında elektriksel kuvvetin özelleştirilmiş halidir. Nasıl özelleştirilmiş halidir? Elektrik alan için, elektriksel kuvvet için biz ne dedik? İki tane yüklü cisim vardı. Bu iki yüklü cismin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetiydi. Bu şekilde tanımlamıştık. Elektrik alana geldiğimde ise elektrik alan... Birim yüke etki eden elektriksel kuvvettir. Birim yük nedir? Aslında birim yük dediğim şey artı bir klompluk yüke etki eden elektriksel kuvvettir diyebilir miyim? Diyebileceğiz. İşte elektrik alan dediğim şey elektriksel kuvvetin özelleştirilmiş hali. Yani artı bir klompluk yüke etki eden elektriksel kuvvete biz ne diyeceğiz? Elektrik alan diyeceğiz. Elektrik alanı E ile gösteriyorum. Yine kuvvet çeşidi olduğu için e, vektörel bir büyüklük olacak. Bir tanımla okuyalım. Elektrik yüklü bir cisim etrafında bir etki alanı oluşturur. Bu alan içine başka yüklü bir cisim girerse ona elektriksel bir kuvvet uygulanır. Bir yükün etrafında itme ya da çekme özelliği gösterdiği alana biz ne diyecekmişiz? Elektrik alan diyecekmişiz. Elektrik alanı ne ile gösteriyormuşuz? E ile göstereceğiz. Vektörel bir büyüklük olduğunu biliyoruz. Evet, Tekrar tanım yapmışım. İşte artı bir klonluk yükü etki eden kuvvettir demişim. Gençler bir yükün bir noktadaki elektriksel alanı bulunurken oraya ne yerleştireceğim? Artı bir klonluk yük yerleştireceğim. Çünkü elektriksel alan için dedik ki artı bir klonluk yükü etki eden kuvvettir. O zaman şurada biz birlikte formülü bir çıkaralım mı? Hemen ne yaptım? Diyor ki bana şu noktadaki elektriksel alanı bulmuş İşte atıyorum O noktası vermiş. O noktasındaki elektriksel alanı bulun. Nasıl hesaplayacağım? Şöyle hesaplayacağım. Buraya şu noktadaki elektrik alanı istiyor benden. O zaman buraya hemen ne yerleştiriyorum? Bir tane artı bir kulopluk yük yerleştirsem olur mu? Yerleştirdik. <laughs> Pardon. Yüküm artı Q. Buraya artı bir kulopluk bir yük yerleştirmiştim. O zaman bu bunu ne yapacaktır? itecektir değil mi? Bak bu tarafa doğru bir kuvvet uygulayacak. F kuvvet diyelim. Elektriksel kuvveti biliyorum ya. Şimdi oradan birazcık gidelim. Bir formülü kendimiz türetelim. Ezber yapmayalım. F kuvveti de ne yapacak? Bu tarafa doğru itecek mi artı bir kulonluk yükü? Nasıl yazardık formülümüze biz? F eşittir. Neydi elektriksel kuvvet formülüm? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D de kare değil miydi? Bu formülde yerleştirelim. Ee, ne olacaktır? F eşittir. K çarpı. Q1 dediğim yük ne kadarmış? Q kadar yükün işaretini almıyorum. Çünkü burada zaten vektörel olarak gösterdim. Hangi yönde olduğunu gösterdim. Bu yüzden bir daha artı ya da eksi yükü almama gerek yok. Zaten yönünü göstermiştim. E, Q bölü Q çarpı yükümle ikinci yüküm. İkinci yüküm artı 1. Hatta 1 diye direkt yazabilirdik. Bölü D kare. Değil mi? E, artı 1 çarpma işleminde etkisel alan değil mi? Şöyle toparlasam olur mu? K çarpı Q bölü D kare. İşte ben buna ne diyeceğim artık? Elektrik alan formülü diyeceğim. Tamam. Bu ne oldu? Elektrik alan formülüm. Artık şu F yerine de şöyle E diyebilirim. Anlaştık mı? Elektrik alanla ilgili. Peki elektrik alan ile elektriksel kuvvet arasında nasıl bir ilişki var? Buna bakalım. Ee, yine aynı şekilde şu noktadaki elektrik alanı soruyorsa bana artı biri koydum getirip çıkarımı yaptığımda yine E eşittir. K çarpı Q bölü D kare formülünü elde etmez miyim? Bak burada dikkat ediyorsunuz. Bir tane yük vermiş. Yükün şu noktadaki elektrik alanını sormuş. Peki burada ne yapmış? İki tane yüklecisi mi vermiş? E i̇ki tane yüklecisi varsa elektriksel kuvvet vardır. Artı artı bunlar birbirlerini ne yapacaklardır? İteceklerdir. Şu kuvvetin büyüklüğünü bulabilir miyim? Hemen bulalım. F eşittir. K çarpı Q bölü Q bölü Q çarpı Q bölü D kare gelmez mi? Değil mi? Dikkat! K çarpı Q bölü D kare neyin formülüydü? Elektrik alanın formülü değil miydi? Şimdi biraz önce çıkarımımızı yaptık. E'nin formülü. E bu durumda ben elektriksel kuvvet için Q çarpı E formülü yazabilir miyim? Q çarpı e formülünü yazabilirim. Yine nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük. Yönünü gösterdikten sonra büyüklüğünü hesaplıyorsam yine vektör işaretlerini koymuyorum. Zaten burayı biliyoruz artık. Tamam mıyız? Elektriksel kuvvet ile <laughs> elektriksel kuvvet ile elektrik alan arasındaki ilişki budur. Tamam mıyız? Devam edelim. A birimini türetelim devam etmeden önce birimini türetelim değil mi? Kuvvet birimi neydi? Kuvvet birimi Newton'dı. Eşit olacak. Yük birimi neydi? Yük bir, birimi Coulomb'du. Değil mi? E, o zaman bu eşitliğin diğer tarafının Newton'a eşit olması için elektriksel kuvvetin form biriminin ne olması gerekiyor? Newton bölü Coulomb olması gerekiyor. Bu şekilde de birimi türetebiliriz. Devam edelim. Elektrik alan çizgileri. Gençler, şimdi e, burada ezber yapabilirsiniz, ama ben ezber yapmanızı hiçbir zaman önermediğim gibi yine önermeyeceğim. Ezber bizim işimiz değil. Ne yapmış bir tane artı yüklü bir cisim koymuş. Bu artı yüklü cismin elektrik alan çizgileri aslında e, şöyle. Normalde biz bu elektrik alanı gözümüze görebiliyor muyuz? Göremiyoruz, değil mi? Ama iki tane yüklü cismi bir araya getirirsem bu yüklü cisimlerin birbirini ittiğini ya da çektiğini görmez, fark etmez miyim? Hissederim değil mi? O zaman orada neyin varlığından bahsedeceğim? Bir kuvvetin varlığından bahsedeceğim. İşte bu kuvvetin varlığını yani elektrik alanın varlığını ben neyle göstereceğim? Elektrik alan çizgileriyle göstereceğim. Peki elektrik alan çizgilerinin özellikleri neler? Kendimiz yapalım çıkarımıza hiç uğraşmayalım. Şimdi bir tane artı yüklü bir cismim var artı yüklü cismin etrafında oluşan elektrik alan çizgilerini görmek istemiyor muyum ben? Ezber yapmadım. Hemen getirdim. Şuraya atıyorum. Şuraya bir tane artı bir kulompluk bir yük koydum. Artı artı birbirini ne yapmak isteyecektir? İtmek isteyecektir değil mi? O zaman bu şu noktadaki yük itilecek mi? Dikkat ediyorsunuz. Vektörümün ucu nereye doğru? Dışarıya doğru. Her yere şöyle her yere artı bir kulompluk yük koysam etrafında her yere. Şuraya da koyalım. Şuradakini de görelim. Artı bir klontluk büyük koydum. Ne olacaktır? Yine bu bunu itecektir. Bakın dikkat edin. Artı yükten dışarıya. İşte ezber yapmadan mantığını öğrenerek gidersek elektrik alan çizgileri artı yükten daima nereye doğru olacak? Dışa doğru olacak. Şu şekilde çizebilirsiniz elektrik alan çizgilerini. Aynı şekilde gelelim. ikinci de eksi yük için yapalım. Ne yaptım? Hemen bir tane şöyle Artı bir koydum şuraya herhangi bir yere artı bir klompluk yükü eksi yük ne yapmak isteyecek? Çekmek istemeyecek mi? Yani şu tarafa doğru bir kuvvetten mi bahsediyorum? Etrafına her yere artı bir klompluk yük yerleştirsem yine aynı şekilde hepsini çekmek istemeyecek mi? Elektrik alan çizgilerinin yönü. Eksi yükten daima içe doğrudur. Tamam çıkarımızı kendimiz yapalım. Elektrik alanın yönü artı yükten daima dışa doğru. Elektrik alan çizgilerinin yönü eksi yükten daima içe doğru olacak. Üçüncüye baktım. Bu sefer bir tane artı yükle eksi yükü birbirine yan yana koymuş. Bu sefer hangi kuvvetler etki edecek? Gençler aynı şekilde artıdan dışa elektriksel alan elektrik alan çizgimi çizdim. Eksiden nereye doğru olmak zorunda? İçe doğru olmak zorunda değil mi? O zaman Artıdan çıkıp elektrik alan çizgileri eksi de son bulmaz mı? Şu şekilde bir sürü elektrik alan çizgisi çizebilir miyim? Değil mi? Yükün büyüklüğüne göre çizeceğim. O zaman şu şekilde olacak. Bakın etrafındaki elektrik alan çizgileri. Şöyle. Tam abartmayayım artık. Yeterli bu kadar. Aynı şekilde şununla da bu elektrik alan çizgileri içeri doğru olacak. Tamam mıyız? Bu şekilde olacak. Elektrik alan çizgileri artı yükten dik dışa doğru, eksi yükten de içe doğru. Bu sefer dördüncü de ne yapmışız? İki tane aynı yüklü cismi yan yana koymuşuz. Bakın aynı yüklü cisimler artı yükten nereye doğruydu elektrik alan çizgileri? Elektrik alan çizgileri artı yükten dışa doğruydu. Doğru muyuz? Şöyle Elektrik alan çizgisi geliyor. Bakın O noktası D kadar uzaklıkta olsun. ikisinde yüke eşit büyüklükte olsun. Ne yapıyor? O noktasına kadar geliyor. Burada elektrik alan çizgileri ne yapıyor? Birbirini itiyor değil mi? Artı ile artı birbirini itecektir. Şu şekilde bükülmeler meydana gelir mi? Değil mi? Bakın şu şekilde bükülmeler meydana gelecek. Yine artı yükten nereye doğru olacak elektrik alan çizgileri? Pardon şöyle düz olacak elektrik alan çizgileri artı yükten dışa doğru olacak. Peki şu O noktasındaki elektrik alan büyüklüğü ne kadardır diye size sorsam. Dikkat ediyorsunuz O noktasından hiç elektrik alan çizgisi geçiyor mu? Hiç elektrik alan çizgisi geçme değil mi? Bu durumda O noktasındaki elektrik alan şiddetinin büyüklüğü ne kadar olacaktır? Buradaki elektrik alan şiddetinin büyüklüğü sıfır olacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Bakın, oradan hiç elektrik alan çizgisi geçmedi, bu yüzden sıfır. Aynı işaretli yüklerin elektrik alan çizgileri birbirini iter, bu nedenle, bu nedenle o noktasındaki elektrik alan şiddeti sıfır olur. Beşinci özelliğim. <laughs> elektrik alan çizgi sayısı yükün büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Gençler hemen artıdan eksiye doğru, artı 2Q eksi Q okunuyordur inşallah. Biraz küçük yazmışım. Elektrik alan çizgileri artın eksiye doğru muydu? Şu şekilde yüklerden bahsetmez miyim çizgilerden, elektrik alan çizgilerinden? Hangisinin yükü daha büyük? Artı iki kionun yükü daha büyük değil mi? Bu durumda bunun etrafında oluşan elektrik alan çizgileri, elektrik alan çizgilerinin sayısı daha fazla olur çünkü bunun yükü daha fazla. Tamam mı? Şöyle olacak yani. Şöyle, şöyle, şöyle çizgilerden bahsediyorum. tamam Hangisinin daha fazla? Yükü fazla olan da daha fazla. Altıncı özellik. Elektrik alan çizgileri cismin yüzeyinden dik olarak çıkıp dik olarak girer. Zaten bu çıkarımı şuradan yaptık. 7. E, 2 yükün etki alanı içinde çeşitli noktalardaki artı bir birimlik yüklere etki eden bileşke alan vektörleri elektrik alan çizgilerine teğettir. Ne demek istiyor bana? Bakın şunu demek istiyor bana. Diyor ki şurada bir tane nokta versem K noktası. Sana desem ki K noktasındaki elektrik alan vektörünü çiz, elektrik alan vektörünü göster desem ne yapacaksın diyor. Hemen şöyle yapmaz mıyım? Şöyle. Gençler, ne diyor bana? Diyor ki elektrik alan çizgilerine teğettir. Bu çizginin teğeti şu değil midir? Değil mi? O zaman elektrik alan vektörüm şu şurada şu düzlem üzerinde olmayacak mı? Nereden nereyedir elektrik alan çizgilerinin yönü? Artıdan eksiye. O zaman benim elektrik alan vektörüm şu şekilde çizebilirim bakın. Artıdan eksiye burada. Anlaştık mı? Ya da e, bakın ben bükülmedim. Teğet olması gerekiyor. Ne olursa olsun teğet olması gerekiyor. Ya da şurada bir O noktası versin şurada bir O noktası versin, şu O noktasındakini sorsun. Bakın hemen elektrik alan çizgilerine bir teğet çekiyorum. Bu teğet üzerinde olacak. Nereden nereye doğru artıdan eksiye doğru olacak. Anlaştık mı bu konuda? 8. özelliğimiz ne diyor? Diyor ki elektrik alan çizgileri birbirini kesmezler. Bunu nerede gördük? Bakın dördüncü özellikte gördük. Dördüncü özellikte elektrik alan çizgileri geliyordu, birbirlerini ittikleri için bükülüyorlar, değil mi? Eğer aynı yüklüyse. E, zıt yüklü ise bundan çıkan elektrik alan çizgisi gelip eksi yükte son bulacaktı. Bu şekilde olacaktı. Anlaştık mı bu konuda da? Şimdi bir de soru üzerinde bakalım. Hemen Bileşik elektrik alan. Gençler bileşik elektrik alana bir daha girmeyeceğim. Elektriksel kuvvetle bileşik elektriksel kuvvet hesaplamayı gördük zaten. Aynı mantıkla bileşik elektrik alanında hesaplayacağım. O yüzden bir daha başa dönmeyeceğim oraya. E hemen bakalım bileşke elektrik alanı nasıl hesaplıyorum? Bana diyor ki soru üzerinden direkt gidelim. M noktasında oluşan bileşke elektrik alan kaç kq bölü d karedir? Tek tek gösterelim biz hemen e, M noktasında oluşan elektriksel alanı. Bakıyorum hemen ne yaptım? M noktasındakini mi soruyor? M noktasındakini soruyorsa ne yapıyorum? Hemen getirip oraya bir artı bir klonkluk yük yerleştirmiyor muydum? Artı bir klonkluk yük yerleştirdim. Tek tek bakalım. L'nin yükü artı 2Q mudur? O zaman L, M'yi ne yapar? M noktasındaki artı 1 klonluk yükü dışarıya doğru itmez mi? Şu şekilde olmaz mı? Buna EL diyelim. Olur mu? T'ye bakıyorum. Yine T, M'yi itmez mi? T, M'yi iteceği için şu şekilde olmaz mı gençler? Buna da ne diyelim? ET diyelim. Olur mu? E bu durumda EL ile ET'nin değerini bulup yerine yazarsam ben soruyu çözmüş olur muyum? Tek tek bulalım. EL eşittir. K çarpı L'nin yükü 2Q bölü. Aradaki uzaklığın ne kadar? D kare. ET'yi bulalım hemen. ET eşittir. K çarpı yükümün büyüklüğü T'nin yükünün büyüklüğü Q kadar bölü. Aradaki uzaklığın karesi aradaki uzaklığın karesinden ne gelecektir? 4 de kare gelmez mi? Bakın L'nin yönü bu tarafa doğru. T'nin yönü bu tarafa doğru. Bileşke soruyorsa bunlar vektör ise ben bileşke vektörü nasıl bulurum? E, zıt yönü oldukları için birbirlerinden çıkarırım değil mi? Hemen şunu şöyle 4'te genişleteyim. 4'te genişletirsem şurası ne olacaktır? 8 K e, Q bölü 4 D kare olmaz mı? Bu ne tarafa? Bu tarafa doğru KQ bölü 4D kare olur. Birbirinden çıkarırsanız bileşke elektriksel kuvveti ne bulursunuz? Bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğünü 7K çarpı Q bölü 4D kare olarak hesaplarsınız. Cevabımız ne oldu? 7 bölü 4KQ bölü D kare oldu. Tamam mıyız? Bana zaten bunu sormuştum Soru 2'ye bakalım. Soru iki de diyor ki artı Q yüklü cisim e, artı Q yüklü L cisminin O noktasında oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü E'dir. İlk önce onu bulalım mı? O noktasında oluşturduğu diyorsa O noktasına ne yerleştiriyordum? Hemen artı bir kulompluk yük yerleştirdim. Anlaştık. L cisminin oluşturduğunu E demiş. Hemen L cisminin oluşturduğu elektriksel e, alanın büyüklüğünü bulalım. Elektrik alanın büyüklüğünü bulalım. L'nin işareti artı. Buraya getirip artı bir klompluk yük koymuştum. Bu bunu ne yapacaktır? İtecektir. Hemen şöyle EL diyelim. EL eşittir K çarpı yükünün büyüklüğüne kadar L'nin Q kadar bölü aradaki uzaklığın ne kadar D kare olmaz mı? KQ bölü D kare ne demişiz? Biz soruda bana demiş ki E'dir E diyeceğim. Tamam. Sonra gerisine tek tek bakalım. Gençler T'ye bakıyorum. T cisminin başka bir renkte devam edeyim. <laughs> e, t cismi yükü eksi 4Q. Bu durumda artı bir klonkluk yükü kendine doğru çekmez mi? Şöyle biraz ayırt edin. Aşağıya çizdim. E, t eşittir. K çarpı yükünün büyüklüğü 4Q bölü. Aradaki uzaklığın karesi. Aradaki uzaklığın karesine ne derim? 2D'nin karesinden 4D kare gelmez mi? Şuradan 4'lerde sadeleşir. Doğru muyuz? Devam edelim. Şuraya 60 derece vermiş. Şurada yazmamışım. Şöyle ekleyeyim şunu. Ee, tamamdır. M noktasındakine bakalım. M'nin hemen elektriksel alanını yazalım. M artı 2Q yüklü. Yine M'de bunu itmez mi? Şöyle. EM diyelim. EM m Eşit olacak. K çarpı yükünün büyüklüğü 2Q bölü. D kare olmaz mı aradaki uzaklığın karesinden? D kare. Gençler şöyle bir toparlayalım. KQ bölü D kare. KQ bölü D kare. İkisi de aynı yönlü mü? İkisi de aynı yönlü olduğu için şuraya taşıyorum. O noktası için şunları toplayamaz mıyım ben ikisi de aynı yönlü olduğu için? 2 KQ bölü D kare gelmez mi? Tamam. Hemen M'yi olduğu gibi alıyorum. M için hiçbir işlem yapmıyorum. M'yi de olduğu gibi alırsam. Büyüklüğü ne kadardı? 2k q/d kare olmaz mı? Tamamdır. Şurası 60 derece ise şurası da 60 derece olmaz mı? O zaman hemen şuraya da 60 derece diyeyim mi ben? Gençler bakın paralel kenar yöntemiyle vektörlerde toplama yapıyorsunuz. Ne yapıyordum? Hemen vektörümü iki tane paralel çiziyordum. Bir paralel kenar elde ediyordum. Şu vektör benim bileşke vektörüm mü? Yani sonuç vektörüm mü? Bunun büyüklüğünü soruyor işte bana. İki vektörün büyüklüğü eşit. Aradaki açı 60 derece ise vektörlerin özelliklerinden ne biliyorum? Şurası köküç katı olmaz mı? O zaman burası 2 köküç k çarpı q bölü d kare olmaz mı? Bana zaten ne demiştik? Kaç e'dir demiştik? K çarpı q bölü d kareye başlangıçta biz ne demiştik şuraya? E demiştik. Kaç e oluyormuş? 2 kök 3 e oluyormuş sorumuzun cevabı. Devam edelim sorularla. <laughs> Diyor ki: Artı Q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E ise O noktasındaki bileşke elektrik alan kaç E'dir? Biraz önceki çözdüğümüz soruya çok çok benziyor. Zaten size gelirse hep bu tarz sorular gelecek. Yani çok e, uç sorular sorulmayacak. Formülü biliyor musun? Vektörel büyüklük olduğunu biliyor musun? Yorumlayabiliyor musun? Sana bunu soracaklar. Başka bir şey soramazlar zaten. O zaman hemen Q'nun burada oluşturduğu elektrik alanı yazalım. O merkeziymiş. O zaman şurası R yarıçaplı olmaz mı? Artı hemen O noktasına ekliyorum. Artı 1 ekliyorum. Artı artı ne yapacaktır? Bu bunu itecektir. K çarpı Q bölü aradaki uzaklık R kare. Buna ne demişim? E demişim. Devam edelim. Gençler hemen şunların oluşturduklarını da bulup bileşke elektrik alanı hesaplayalım. Eksi Artı. eksiyle artı birbirini ne yapacaklardır? Çekeceklerdir. Şu şekilde olmaz mı? Bunun bu büyüklüğünü hesaplayalım. K çarpı 2Q bölü R kare gelmez mi? KQ bölü R kare E demiştim. O zaman bu ne olacaktır? 2E. Hemen diğerini de bulalım. Eksi artı birbirini yine ne yapacaktır? Çekecektir. Değil mi? Ee, K çarpı 2Q bölü Aradaki uzaklığın karesi R kadar, R kare gelmez mi? O zaman şunu da 2E desem olur mu? Tamamdır. Şurayı hemen bir toparlayalım. Bakın şuraya taşıyayım. Şöyle olmadı mı? 2E var. Sonra şöyle yine 2E var. Aralarındaki açı kaç derece? Dikkat ediyorsunuz. Aradaki açı 120 derece. Aşağıya doğru olan E'yi unutmuyorum. O şeyden geliyor. Sorunun en başına şunun elektrik alanından geliyor. Gençler iki vektörün büyüklüğü birbirine eşit. Aradaki açı 120 derece ise. Yine ben ne biliyorum? Vektörlerin özelliğinden. Şurası da 120 derece olduğu için 2 e eşit olmaz mı? Tamam. Bir de aşağıya doğru E vardı. Hatırlıyor muyuz? En başta bulduğumuz. Aşağıya doğru yine E vardı. Aynı yönlü olduklarından ne yaparım? Toplarım. Bileşke elektrik alanı ne bulurum? 3E olarak bulurum. Soru 4'e bakalım hemen. <laughs> Diyor ki K yükünden ne kadar uzakta elektrik alan sıfırdır? Ee, elektriksel kuvveti hatırlayacak olursanız demiştik ki cisimler zıt yüklü ise eklenecek olan yükü nereye koyuyorum sistemin dışına ve küçük olan yükün yanına koyuyorum o zaman şuraya bir yerde nokta belirlemem gerekmez mi şuralarda bir yerde o noktasındaki elektrik alan sıfır olduğundan bahsediyor e o noktasındaki elektrik alanın uzak e o noktasının uzaklığına şuraya x desem olur mu olur değil mi o zaman hemen bakalım eksi buraya ne yerleştireceğim elektrik alan bulduğum için artı artı bir yerleştiriyorum. Eksi artıyı ne yapacaktır? Çekecektir. Şu tarafa doğru bir EK oluşmaz mı? E, L'nin yüküne bakıyorum. L'nin yükü artı 2Q. Buraya artı bir klontluk yük koymuştum. Bu da bunu itecektir. Değil mi? EL. Gerçekten elektrik alanı sıfır olması demek EK'nin EL'ye eşit olması demek değil mi? EK eşittir EL. Hemen yazalım. K için yazıyorum. K çarpı yüküm ne kadar? 8Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Aradaki uzaklık d burada var, x de burada var. d artı x'in parantez karesi olur. Eşit olacak l'nin elektrik alanına. l yazalım. k çarpı l'nin yükü 2q bölü aradaki uzaklığın karesi yani x kare gelmez mi? Hemen işlemleri toparlayalım. k'lar sadeleşir. q'lar başka 8 bölü 2'den şurası 4 gelir değil mi? Ne oldu? 4 bölü d artı x'in parantez karesi eşittir. 1 bölü x kare oldu mu? Ne yapıyorum hemen? Bakıyorum niye uğraşayım işler dışarı çarpımı falan yapayım değil mi? Her iki tarafın karekökünü kökünü alsın. Her iki tarafın karekökünü aldığında aldığımda 4 kare kök dışına 2 olarak çıkar. Bölü d artı x gelir. Eşit olacaktır 1 bölü x'e. İşler dışarı çarpımı yaptık. 2x eşittir. D artı x mi oldu? Buradan x'i diğer tarafa attım. D eşittir. Ne oldu? D eşittir. x oldu. E bu durumda x'e de D dersem ben o zaman K'den ne kadar uzaklıkta sıfır oluyormuş elektrik alan? K'den 2D kadar uzaklıkta elektrik alan sıfır oluyormuş derim. Anlaştık? Bir sonraki soru. Soru 5. <laughs> Güzel bir soru. Ee, kalıp da bir soru aslında sizin hep karşınıza bu tarz sorular gelebilir ne yapacağız burada ne yapacağımızı bilirsek ee, geometri ile ilgili isek eğer çok az geometri ile ilgili çok az bir şey biliyorsak yapabiliriz zaten soruyor problem yok. K ve L yüklerinin M noktasında oluşturduğu elektrik alan E'dir buna göre QK bölü QL oranı nedir gençler bakın dikkat edin L'nin etkileştiği alan, şey çizgi şu çizgi üzerinde mi? değil mi? E k'ye bakıyorum. Alıştığımın dışında tamam burası x ekseni de burası y ekseni değil. Gençler bu şekilde eğer ki x y eksenin dışında bir kartezyen sistemi çıkıyorsa ilk önce kendimize sanal bir eksen oluşturacağız. Hemen sanal eksenimizi oluşturalım. M noktasında artı bir klontluk yük yok mu? <laughs> artı bir klontluk yük. L'nin yükünü bilmiyorum şu an ama biraz sonra bileşenlerini ayırdığımda bulacağım yönünü. E o zaman bunun ekseni şurası olacak. K için yazıyorum. Bakın ne olursa olsun itsin ya da çeksin. Şu eksen üzerinde itip çekmeyecek mi? Oluşturdum mu asal eksenimi? Oluşturdum. E, hatırlayın şöyle yapmıyor muyduk? Şu x y koordinat ekseni olsun. Şuraya bir tane bana vektör vermiş olsun. Bu vektörü ne yapıyordum? Bileşenlerini ayırırken hemen şuraya fx diyordum. F kuvveti olsun. Şuraya da FY, FY demiyor muydum? Dikkat edin bileşenleri ayırırken. Bakın x ekseninde bileşenini bulurken y'ye paralel çiziyorum. Değil mi? x'in y'nin bileşenini bulurken x'e paralel çiziyorum. Aynı şeyi yapacağım. Başka hiçbir şey yapmıyorum burada. Dikkat ediyorsunuz. Hemen o zaman şunu bir bileşenlerini ayıralım. Ne yapıyorum? Şunun bileşenini bulayım. Mesela şurada şu x bileşenini bulayım. Şuradaki bileşeni bulurken Bakın şuraya paralel kalacağım. Buraya paralel kalarak çizdiğimde şu bileşeni bulur muyum? Tamam. Bu nedir? Bu L'nin etkisi değil midir? Bakın şurası EL'dir. Anlaştık. Diğerini bulurken ne yapıyorum? Bakın şu pembeyle çizdiğim eksene paralel kalacağım. Diğerini bulurken de pembeyle çizdiğime paralel kaldığımda şu bileşkeni bulmaz mıyım? Değil mi? O zaman şöyle hemen buna da EK diyelim. EK <laughs> L ile M noktasındaki yük birbirini ne yapıyor? itiyor O zaman Q L'nin yükünün işareti artı e, artı olur. K ile M birbirini çekiyor. O zaman şuradaki yük nedir? Buradaki yük ise eksidir. Tamam mıyız buraya kadar? Gelelim şimdi geometri bilgilerimizi kullanmaya. <laughs> Bu 30 60 90 üçgenimidir. O zaman şurası 90 derece olmaz mı? Bakın benzerlik. Bu üçgenin tepe açısı 30 derece ise şurada oluşan üçgenin tepe açısı 30 derece olmaz mı? Değil mi? E, bu durumda tek tek yerleştirelim. Bakalım ne çıkacak? Şurada bir tane daha benzer üçgen var. Şunun da açısı 30 derece olmaz mı? Gençler bu bir 30, 60, 90 üçgeni değil midir? 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı kök 3 A'dır. 90'ın karşısı ise nedir? 90'ın karşısı ise 2A'dır değil mi? O zaman ben şurada yerleştireyim. 30'un karşısındaki ne? 30'un karşısındaki ne? E dersem Tamam. O zaman E üstü diyelim. Hatta bu E ile karışmasın. E üstü dersem bakın şu bileşke 90'ın karşısındır. O zaman buraya ne demem gerekiyor? 2 E üstü diyeceğim. Bitirdik işlemi. Tamam. Buradan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hemen e üssünün değerini yazalım. E üssü eşittir. K çarpı hangi yükün etkisi? Q ile bölü aradaki uzaklığın karesi. O zaman şuralara da hemen değer verelim. 30'un karşısına şuraya A diyeyim. 90'ın e, karşısı şurası ne olacaktır? Şöyle şurası 2A olacaktır değil mi? K çarpı Q ile bölü A kare olmaz mı? bölü bunları oranlarsam a keşke önce qk'yı yazsaydık neyse ters çeviririz ee, ne olacaktır 2 e üssü eşit olacak k çarpı k çarpı qk bölü 2 a'nın karesinden 4 a kare gelmez mi İşlemleri hemen şöyle sadeleştirenleri sadeleştirelim tamamdır a kareler de sadeleşecek burada ne kaldı QL ne oldu? 1 oldu. Değil mi? QK'nın değerini çekelim. QK'nın değeri de 8 oldu. Benden QK bölü QL istiyordu. QK bölü QL eşit olacaktır. 8 bölü birden 8 gelecek. Yükleri L'nin işaretine artı demiştik. K'nin işaretine eksi demiştik. Ve bu durumda ne gelecektir? Eksi 8 gelecektir. Sorumuzun cevabı. Evet elektrik alanda yavaş yavaş sona yaklaştık. Hemen şuna da bir bakalım. <laughs> Gençler yüklü iletken bir küre varsa ben şunu biliyorum. Ee, size elektrik ve manyetizma konusunu anlatırken TYT'de demiştim ki. E, yüklü cisimlerin yükleri yüzeyde toplanır. İçinde yük aranmaz. Sebep şu. Şurada artı yüklü dolu olduğunu düşünün şuranın. Artı yükler birbirlerini en uzağa itmek istemeyecek mi? İtecekler, 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 itecekler. Nerede toplanacak yük? kürenin etrafında toplanmayacak mı? Şu olacak değil mi? Diyeceğiz ki yükler iletken kürenin yüzeyinde toplanır. Sebebini konuştuk. Kürenin içinde yük olmadığından kürenin iç kısmında elektrik alan sıfırdır. Çünkü burada yük yok. O zaman şu bölgede elektrik alanın değerine biz E eşittir sıfır diyebilir miyiz? <laughs> değil mi? Peki K noktasına geldim. K noktasındaki elektrik alanı nasıl hesaplarım? E K eşittir K çarpı. Gençler eğer yüzeydeki elektrik alanı hesaplıyorsak yüklerin sanki tamamı merkeze toplanmış gibi düşüneceğim. O zaman yüklerin tamamı merkeze toplanırsa ve şunu yüküne Q dersem Q bölü R kare olmaz mı? Değil mi? Peki L noktasındaki elektrik alanı hesaplayayım. D noktasındaki elektrik alan K çarpı yine yükler nerede toplanmış gibi düşünüyorum. Merkezde K çarpı Q bölü şu uzaklığa D diyelim. D diyelim bölü d kare. Bu durumda d r'den daha büyük müdür? D, alttaki büyüklüğün değeri arttığı için elektrik alan ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman kürenin dışında nereye gidersin ne kadar uzaklaşırsam uzaklaşayım elektrik alan azalmaz mı? O zaman hemen şu grafiğimi bir çizelim. Dikkat ediyorum elektrik alan uzaklık grafiği. Elektrik alan kürenin içerisinde ne oldu? Sıfır mı oldu? Başladığım R'ye kadar elektrik alanın değeri sıfır. Sonra tam R'ye geldiğimde elektrik alanın değeri maksimum değerine ulaştı. E diyelim. Sonra uzaklaştıkça elektrik alanım ne oldu? Azaldı. Azalacak, 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 azalacak. Gençler bakın sıfıra sıfır demiyorum. Sebebi ne? Eğer ki sistemde bir yükten bir noktasal yükten bahsediyorsam Hatırlayacak olursanız elektrik alanın menzili sonsuzdur demiştik biz e, temel kuvvetlerde. Yani bir yük sonsuz uzaklıktaki bir cisme etki edebilir. O noktaya etki edebilir. Bu yüzden sıfıra hiçbir zaman indirmiyorum. Yine aynı şekilde bu taraf için alırsam yine R'ye kadar sıfır. R'deyken elektrik alan değeri maksimum oldu. Daha sonra uzaklaştıkça elektrik alanı değeri azaldı ve şu şekilde bir grafik çizmiş oldu. Tamam mı? Bir iki soru daha var. Onlara da bakacağız. Elektrik alanı da tamamıyla bitirmiş olacağız. Soruda ne diyor? Diyor ki eş merkezli x'ye iletken kürelerinin k ve l noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddetleri oranı nedir? Yani benden ek bölü el oranını hesaplıyor. İst, hesaplamamı istiyor. Ek'nin değerini hemen hesaplayalım. Ek eşittir. Gençler geldim. K 2q yüklü kürenin içinde kalmıyor mu? Bakın o zaman K noktasında K noktasında 2 Q yüklük cismin etkisi yoktur. Çünkü bunun içerisine kaldığı için kürenin içerisinde elektrik alan sıfırdır demiştik. O zaman burada hangisinin yükün etkisinden bahsedeceğim? 4 Q'luk yükün. Hangi yönde? Hangi yönde? Artı bir koydum şuraya. Eksi olduğu için şey doğru değil mi? Burada gerçeği önemli değil benim için. Tek, çünkü tek bir yük etki ediyor. K çarpı yükümün büyüklüğü 4Q bölü. Aradaki uzaklığın karesi R kare gelir mi? Hemen L noktasındakini hesaplayalım. EL eşittir. Gençler L noktasına bakıyorum. L noktası Y küresinin yüzeyinde mi? O zaman artı 2Q'nun etkisi var değil mi? Artı 2Q'nun etkisi var. L noktasını şöyle şuraya bir taşıyayım. EL diyelim. EL artıydı. Şuraya artı bir koydum. Dışarıya doğru oldu. EL'nin büyüklüğünü hesaplayalım mı? K çarpı yükümün büyüklüğü 2Q bölü uzaklık merkeze toplanmış gibi düşünmüyor muydum? Uzaklığım ne oldu? 2R'nin karesinden 4R kare oldu. Doğru muyuz? Hemen K'nin etkisine bakalım. K eksi yüklüydü. O zaman buradaki artı yüklü yükü ne yapacaktır? Çekecektir. Şurada da e, K'nin etkisi olsun L'ye. K'nin etkisi olsun. K çarpı Q bölü şey X'in etkisi pardon. E X E y, kürelerin heh, E X E y. E bu durumda K çarpı yükümün büyüklüğü ne kadar X'in yükümün büyüklüğü 4 Q bölü uzaklık ne kadar L'ye uzaklığı alıyorum. 4 R kare gelmez mi? Gençler nasıl bunlar? Zıt yönlü değil mi? 4Q'dan 2Q çıkarırsanız ne olacaktır burası? 4Q'dan 2Q çıkardığınızda 2 olacak mı? Eşit olacaktır. Eşit olacaktır. K çarpı 2Q bölü 4R'nin karesi gelecektir değil mi? Artık bunları oranlamamı istiyor benden. Hemen oranladık. K'lar sadeleşir. Q'lar sadeleşir. Ee, başka 2 bölü 4'ten şurası 1 bölü 2 gelir. EK yukarıda ne kaldı? R karelerde sadeleşir. Yukarıda ne kaldı? 4 çarpı 2 bölü 1'den ne gelecek cevabımız? 8 olarak bulursunuz. EK bölü EL'nin değerini. Anlaştık. Şiddetlerin oranını sorduğu için yönlerine dikkat etmiyorum. Tamam mıyız? Son sorumuz. Diyor ki merkezleri çakışık yükleri verilen kürelerin oluşturduğu elektrik alan çizgilerini çiziniz. Getirin çizelim. Gençler, içerideki kürenin yükü artıdır. Artı yükten elektrik alan çizgileri nereye doğruydu? Dışa doğruydu, değil mi? O zaman şu şekilde elektrik alan çizgisi çizer miyim? Şöyle. Şöyle. Yeter bu kadar. Çok karıştırmayalım burayı. Artı yükten dışa doğru. Peki dışarıdaki küreye bakıyorum. Dışarıdaki kürenin e, yükü eksi midir? eksi yükten içe doğru olmayacak mı? O zaman eksi yükten içeriye doğru olacağı için şu şekilde elektrik alan çizgilerim olacaktır. Size e, test şeklinde soru gelir ki bakacağız sorularınızı orada göreceğiz zaten. Direkt böyle verip şey sorabilir. Kürelerin yükleri nedir? Bunu sorabilir ya da işte der ki aşağıdakilerden hangisi bu kürelerin elektrik alan çizgileridir? Bu şekilde soru gelebilir. Ee, elektrik alanla ilgili anlatacaklarımıza bu kadar gençler. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere.